Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi hatırıma bir şey geldi de belki siz de anlatacaktınız onu. Hani bir hocanın safça bir talebesi varmış, gelmiş demiş ki, hocam demiş, hani demiş bir olay vardı demiş ya, onu bir daha anlatabilir misiniz? Hani demiş Musa aleyhisselam demiş kızını kurban edecekti de demiş. Ondan sonra Allah-u Teala da işte onu kurban etme diye gökten bir deve gönderdi. Onun etini kim yedi? demiş. Hoca da tabii neresini düzeltsin bunu. Şimdi bunun gibi bazı kimseler kurban edilmek istenen, yani İbrahim aleyhisselamın kurban etmek istediği evladı İshak aleyhisselamdı diyenler var. İsmail aleyhisselam diye biliyoruz biz. Bunu bize anlatabilir misiniz? Niye böyle bir ayrı şey var bir de? Niye böyle bir şey çıkıyor? Hatta oradan başlayalım da bir ayrı. Mirat-ı Mekke kitabında anlatılıyor. Deniyor ki orada, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri zamanında Yahudi hahamlarından birisi Müslüman oldu. Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu hahama, yeni Müslüman olan hahama diyor ki, kurban olunacak İsmail mi yoksa İshak mı aleyhisselam idi dedi, sordu. O Müslüman olan Yahudi haham diyor ki, ya halife, Yahudiler Hazreti İsmail'in kurban olduğunu bilirler. Fakat İsmail aleyhisselam Muhammed aleyhisselamın ceddi olduğu için kendi ceddleri olan İshak aleyhisselamın kurban olduğunu söylüyorlar, değiştiriyorlar dedi. Her zaman bildiğimiz Yahudiler yani. Gene burada da bir problem çıkarıyorlar. Yani hasetlerinden yok diyorlar. Kurban olana değil bu. Niye? Hmm. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Hatta Peygamber Efendimiz ben iki kurbanlığın oğluyum buyuruyorlar. Evet. Çünkü ceddi İsmail Aleyhisselam kurban edilmek istedi. Babası da kurban edilmek istedi Hazreti Abdullah. Evet. O da kurban edilmek istendiydi. Şimdi kurban edilmek istenilen Hazreti İshak olduğu Yahudilerin ellerinde bulunan uydurma Tevrat'ta bildirilmekte. Halbuki eldeki Tevratların bozuk uydurma olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim kurbanlığın İsmail Aleyhisselam olduğunu gösteriyor. Saffat suresinin 100. ve sonraki ayetlerinde meale. Ya Rabbi bana iyilerden bir oğul ver. Biz de ona halim çok uysal bir oğlan müjdeledik. Çocuk İbrahim Aleyhisselam ile yürüyecek çağa gelince İbrahim ey oğulcuğum rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak ne dersin dedi. Babacığım sana emir edilen neyse onu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. İkisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim oğlunu alın üzerine yere yatırdı. Bıçak çocuğu kesmedi. Ey İbrahim rüyaya sadık oldun. İyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız dedik. Bu iş açık bir imtihan idi. Oğlunun yerine kesilmek üzere büyük bir koç verdik. Bundan sonra ona iyilerden İshak peygamber olarak müjdeledik. Ona ve İshak'a bereket verdik. Onların soylarından iyi olanlar da nefsine zulmedenler de vardır buyuruldu. Yani ayet-i kerimede açıkça önce dünyaya gelen İsmail Aleyhisselam'dı. İshak Aleyhisselam sonra dünyaya geldi. İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Hacer. Rahmetullahi aleyhi. İshak Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Sare validemiz. Rahmetullahi aleyhi. İsmail Aleyhisselam abisi yani şeyin İshak tabii, Aleyhisselam'ın. Anneleri farklı. Ama büyük aynı. Yani. Tabii büyük. Yaşça da yani büyük önce yani. Zaten ayet-i kerimede de Saffat suresinde de İsmail Aleyhisselam anlatılıyor. İsmail Aleyhisselam anlatılıyor. Mesela kitaplarda anlatılırken daha önce de bahsettik. Yeri gelince tekrar bahsedir. Zilhicce'nin 8. gününe terbiye günü deniyor. Mesela o niçin terbiye denmiş? Onlar anlatılırken İbrahim Aleyhisselam epey düşünmüş. Daha önce bir vaat var. Bana bir oğul verirse onu kurban edeceğim diye. Fakat unutturuluyor. Unutuyor onu. Rüyasında hatırlatılıyor. Rüyasında hatırlatıyor. Bu şeytani mi, rahmani mi? Ben yanlış bir iş yapmayayım. Vahiy de gelmiyor. O 8. gün hep düşünmüş böyle. Tefekkür etmiş. Mesela o terbiye günün faziletleri, özellikleri anlatırken böyle bir nakil de var orada. Evet. Onun için terbiye günü denildi diye. Ve kurban edilen İsmail Aleyhisselam mıydı? Evet, İsmail Aleyhisselam'dı. İbn Abidin de buyuruyor ki Müslümanların lüzumu olmayan din bilgilerini konuşmaları uygun değildir.
İsmail mi daha üstündür, İshak mı üstündür? Kurban edilen hangisidir? Hazreti Ayşe mi daha üstündür yoksa Hazreti Fatıma mı? Sormamalıdır. Bunları öğrenmek lazım değildir. Allah-u Teala bu gibi şeyleri öğrenmeyi emir etmedi. Şimdi İbn-i Abidin de Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı var, kestirip atmış. Ya ne işine yarayacak? Hani demin dediğin ya, işte Musa ile deveyi kesmiş. Hatta bir de biz şeyde İmam Hatip Okulu'nda okurken bir öğretmen anlatmıştı da, bir yerde işte bir konferans, orada İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etmesi falan aynı şekilde şey yapılırken, dinleyicilerden bir tanesi demiş ki, demiş efendim, demiş anlattınız tamam doğru. Şimdi şey geldi, koç geldi, koçu kesti. Evet demiş, öyle yazıyor kitaplar. Demiş onun etini kim yedi? Şimdi nasıl söylesin? adamcağız demiş ki, vallahi demiş, bana soruyorsan ben yemedim demiş ya. Ben orada değildim zaten. Ben orada değildim. Ben yemedim demiş. Tamam. Dolayısıyla İbn-i Abidin Hazretleri'nde buyurdukları gibi elzem bir bilgi değil, lazım bir bilgi değil. Peki diyeceksiniz, o zaman niye siz aynı şekilde getirdiniz, anlatıyorsunuz bunu televizyonda? Çünkü bize bu konuda çok sorular geliyor. Şimdi bir Google amca çıktı. Google amca böyle bilgi kirliliği, ne kadar şey varsa. Mesela kurban edilen İshak Aleyhisselam mı, İsmail Aleyhisselam mı? Yazsan, hatta burada tekerette başına geldi. Bir tekerette haber müdürü vardı falan. Bir gün çağırdı, telefon açtı, dedi, bir buradaki de muhabirlerden birisine bunu bir araştırın dedi. Bak bir sürü dedi yazdı, İshak Aleyhisselam. Dedim ya, Yahudi sitelerine girmiştir o. Yahudi sitelerinde kurban edilen İshak Aleyhisselam olduğu anlatılıyor. Ve tabii orada bir üstünlük söz konusu. Evet. Orada bir üstünlük sürdü. O üstünlüğü kendileri İshak Aleyhisselam'ın soyundan geldiği için yani kendileri üzerine bina etmek istiyorlar. Bizim atamız böyle üstündü falan. Tabii ki İshak Aleyhisselam da Allah-u Teala'nın gönderdiği bir peygamberdir. İsmail Aleyhisselam da Allah-u Teala'nın gönderdiği bir peygamberdir. O da üstündür yani. Ve bunların ikisinin de babası İbrahim Aleyhisselam'dır. Zaten Araplarla Yahudiler İbrahim Aleyhisselam'da birleşiyor. Değil mi? Evet. Birisi İsmail Aleyhisselam sonra, yani. Birisi İshak Aleyhisselam yani. Sonra geliyor. Yani aralarında aynı şekilde bağırıp çağırmalarına bir gerekli söz konusu değil. Hani İbn-i Abidin'de buyurulduğu gibi bazı şeyler elzem değil, lüzumlu değil. İşte cennetteki evler nasıl olacak? Ne bileyim ben, cennete girersek göreceğiz. Bir tanesi geçenlerde sormuş. İşte cennette vasıta olacak mı? Bir yerden bir yere nasıl gidilecek? Onu cennette aynı şekilde kitaplarda anlatılıyor. Öyle köşkler var ki içinde oturan kimse bir yere gitmeyi murad ettiği zaman havalanıp gidecek. Yıkılmayacak mı? Ne bileyim ben, yıkılacak. Allah yıkılmayacak. Dünya şartlarında düşünüyoruz da ondan oluyor. Tabii. Bu şartlarla alakası yok orada. Dünya şartlarına göre düşünüyoruz ve dünya ile bir alakası yok. Dolayısıyla efendim kurban edilen İsmail Aleyhisselam'dır. Peygamber Efendimiz'in ceddidir. Yani İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o soydan gelmiştir. Evet. Ve hatta dedesi de, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dedesi Abdülmuttalip de, ya Rabbi işte bana işte 10 erkek evlat verirsen birisini kurban edeceğim. Vakıtan oldu. Ne oldu sana? Kura çekti, Peygamber Efendimiz'e isabet etti. Babasına isabet etti. Hazreti Abdullah. Şimdi Hazreti Abdullah Peygamber Efendimiz'in nurunu taşıdı. O nur kendisindeyken neler olduğunu gördü. Evlendikten sonra da o nurun Hazreti Abdullah'a geçtiğini gördü. Onun için evlatları içerisinde en çok onu seviyordu. En çok onu seviyordu. Kurban edemedi. Kıyamadı. Kıyamadı. On sana bir o zaman işte bilge diyelim serliyor. Diyor ki bir kağıda oğlun ismini, bir kağıda deve yaz. Torbaya koy. Her diyor oğlun şey yaptığı zaman 10 deve artır. 100 deveye çıktı. Yüzüncü de develere evet. Çıktı. 100 deveyi kesti böylece. Hatta Hazreti Abdullah'a o zaman bir emirin kızı Mekke'ye gelmiş görüyor. Onlar da adetmiş yani. Kadın tarafı evlenme teklif ederlermiş. Evet. Evlenme teklif ediyor. O da diyor ki babamla bir istişare edeyim. Görüşeyim. Fakat o arada da evleniyor. Nur Hazreti Amine'ye intikal ediyor. Hazreti Abdullah babasını arz ediyor falan. O zaman hani 2-3 hanımla da aynı şekilde bir tereddütleri yoktu. Müsait şartlarda. Geliyor diyor ki izin verdi babam diyor. Kız diyor ki yok. Ben diyor alnındaki nura taliptim diyor. Sen evlenmişsin, o nur başkasına geçmiş. Ya. Benim diyor maksadım diyor. O nura sahip olmaktı diyor. Ha. O nura sahip olmaktı. Dolayısıyla kurban edilen kitaplarda İsmail Aleyhisselam olduğu ayet-i kerimede açık net bir şekilde bildirmiş efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.